Evet arkadaşlar, esasında maçla ilgili benim Galatasaray hocası olarak bu akşam çok fazla söyleyecek bir sözüm olmayacak. İyi oynamadık. Hatası bol bir 90 dakika. Kazanmak için olağanüstü bu akşamın koşulları çerçevesinde bir mücadele ortaya koyamadık. Kolay goller yedik. Kolay gol yediğiniz zaman toparlamanız bir hayli zor oluyor. Koşullarımız yarışa başlarken zordu. Şu an itibariyle çok daha zorlaştı. Dolayısıyla önümüzdeki Kupa Avrupa Lig mücadelesinde lig şu günkü tablo itibariyle çok daha zor bir konuma geldi. Ama asla ve asla biz bu yarışın dışında önümüzdeki rakiplerden bir tanesini yakalamak için de kalmayıp büyük bir mücadele ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Koşullar bu akşam bizi bu 90 dakikanın sonunda daha da zor bir durumda bıraktı. Önümüzde oynanacak maçlar itibariyle bu akşam mecburen yaptığımız değişiklikler neticesinde önümüzdeki günlerde oynayacağımız maçlar için kadro sıkıntısı biraz çekeceğiz gibi gözüküyor. Aynı bölgeden arkadaşlarımız eksilince. Dolayısıyla yani zor koşullarımız ilerleyen dönem itibariyle bize daha zor bir tablo sunuyor. Ama neticede bizim bütün hayatımız Galatasaray'ın benim bu zorluklarla mücadele ederek geçmiştir. Biz herhangi bir şekilde buradan yara almamak mümkün değil bu müsabakadan. Ama en kısa sürede bertaraf etmek mecburiyetindeyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hani nasıl buluyorsunuz? Biraz evvel söyledim. Koşullarımız zordu. Şimdi çok daha zor. Tabii ki çok ciddi bir puan farkı. Ama önümüzdeki 15 maç, 15 hafta ne gösterir onu bilemiyoruz. Biz kendi koşullarımızı en iyi şekilde değerlendirerek en azından bizi en iyi yere, klasman yerine taşıyacak mücadeleyi ortaya koyacağız. Bir diğeri Burak'la ilgili şu ana kadar bana ulaşan herhangi bir bilgi yok. Böyle bir bilgi gelirse bunu nasıl değerlendiririm? Şu anda şu koşullar itibariyle yani çok net bir şey söylemek mümkün değil. Ama takımımızın bir ay evvelki pozisyonunda, kulübümüzün daha doğrusu bir değişiklik var. Yani bizim yapmayı planladığımız, başkanımızla, yöneticilerimize ortak karar aldığımız transfer politikamızı şu an itibariyle uygulayamıyoruz. Dolayısıyla bu koşullarda biz kadromuzu, daha doğrusu ihtiyacımız olan alternatif futbolcuları almayı düşünürken böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığınız zaman cevap vermekte zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla ben her iki tarafı da düşünmek mecburiyetindeyim. Yani futbolcularım bunların dışında değil gayet tabii. Hem takımımı, dolayısıyla futbolcularım hem de kulübümü düşünüyorum. Bütün bunları değerlendirecek olan bir yönetim vardır ama ben şu anda zaten kadro bakımından sıkıntı çekmekteyim. Dolayısıyla böyle bir duruma yani çok net bir şekilde evet diyemem. Olabilir yani teklif, biz de birçok futbolcuya teklifte bulunduk ama gerçekleştiremedik. Yani bu teklifler her zaman olabilir, doğaldır. Evet, yalıncam. Hocam, şimdi gönderip almak konusunda koşullar yani bir ay önceki gibi değil. Dolayısıyla yani böyle bir olay gerçekleşir mi söylemem çok zor. Yani önümüzde yaklaşık bir haftalık süre var. 6-7 günlük böyle bir şeyin içine girmek çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla yani yine söylüyorum şu güne kadar, şu ana kadar yani siz de şu ortamda beraber oluncaya kadar bu konuyla ilgili bana herhangi bir bilgi ulaşmadı. Ulaşmadığı için de burada söyleyeceğim her şey benim farazi olur. Dolayısıyla buna burada cevap vermem mümkün değil. Yani şu anda biz
düşündüklerimizi yapamadık. Koşullar yani 3 gün evvel farklıydı, bugün farklı. Dolayısıyla önce bunu değerlendireceğiz. Ne yapabiliriz? Yani Haziran'da neyle karşılaşırız? Şu anda yapmak istediklerimizi yapamasak Haziran'da gerçekleştirme imkanımız olabilir mi? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ama ceza konusuna gelince ne çıkar onu benim bilmem mümkün değil. Yani birçok konuda fikirler yürütülüyor, bazı tezler ortaya konuluyor ama onların bir kısmı doğru değil, gerçek değil. Yani onlar biraz havadan haber desek doğru olur. Buna bir tek organ karar verse belki değişebilir. Ama birkaç organ, yani kulüp, federasyon, yayıncı kuruluş, bunların ortak bir kararı olması lazım. Kısa sürelerde teknoloji gerçi çok aşama kaydetti. Yani kaç gün sonra havanın hangi saatlerde nasıl olacağını bize aşağı yukarı yaklaşık veriyor. Ama tabii bu teknik konunun dışında bir konu. Biliyorum yani takım ısınmaya çıkıp geldikten sonra koşulların ne kadar zor olduğunu, yani sahada durmanın çok zor olduğunu, zeminin futbol oynamaya çok müsait olmadığını söylediler ama bizim bu konuda yapabileceğimiz, değiştirebileceğimiz bir şey yok. Teşekkürler.